Yetkililer, değerli doktorlar, belediyeler, buna bir şey yapın. Mahkemeye sunacağım bunu. Dersin ulan mahkemeyle kötü oyuncu olduğunu ispat etmez. Kürt alışkanlıklarım var. Seni aşağılayacak olsam etnik kimlik dışında elinde bir sürü poz olmasına rağmen bir tanesini bile ortaya çıkarmadım. 30 Ağustos duymuş Abdullah Gül gibi. Ümit Özdağ Kadıköy'de komedyen bağırıyor. Telefonunuzu sessiz alır mısınız sevgili Deniz Hanım? Herhalde bayağıdır çekimde olmadığı için galiba siz sevgili birazcık... Sevgili komedyen arkadaşım Hidayet Tıl yazmış kesin. Yeni gösterisini yayınlıyor, izle diye. Merhaba Hidayetçim. Sahibinden Kuşan... satılık arsa atmış bana Hidayet. Hidayet komedi işleri iyi gitmiyor mu oğlum? Tuz biberi çıkıyormuş şey mesela ilanını paylaşıyor. Şu tarlayı alırsanız bir sene daha anlatabilirim. Yine tuz biberden başladın. Hangi bakalım? Allah! Para kazanamayan komedyenler için, bilet satamayan komedyenler için sahibinden de işbirlikle Hidayet'in arsasını tuz biberde satalım. ne yapıyorsunuz Özgür Bey? Neyi alıyoruz? Genel hani nasılsınız, nasıl gidiyor gibi. Berbat durumda, bok gibi. Ya ne yapıyorsun, neyin ne yapıyorsun? Hemen böyle bir şey, savaş halindesiniz son zamanlarda. Ne savaşı? Hiçbir şekilde savaşmıyorum. Ben yaşam savaşı veriyorum, savaşı veriyorum. Yapayım, konuşamıyorum. Sen acaba erken andropoza mı girdin? Sabah kalktık şeye takmış. Bizim bu perdenin boyu niye kısa? Ya sevgili değerli arkadaşlar, bir tane perde alınmış. Yemin ediyorum eve crop giydirdik sanki. Perde evin bir kısmını kapatması gerekmiyor mu? Kıyafet mi bu? Ev şık olacak diye. Perdeyi çekiyorum. Perdeyi çekmemle çekmemem arasında bir fark yok. Sana giydireceğim. Bana giydiremezsin. Nasıl giydireceğim? Benim donumda bile daha çok bez var o perdeden. Boxer'ımı çeksem güneşi daha çok kapatır. Kaçtı sizin bedeniniz? Bilmiyorum vallahi. Geçen beni bu bir tane video şey var ya, fotoğraf var arkadaşlar. Büyük bedenci adam var. Bana benziyor diye bazen atmışsınız böyle hayvan gibi manken var ya Kadıköy'de. Ha ben işte oradan gittim geçen tişört aldım. Kilo vermeyi hiç düşündünüz mü? Hayır tabii ki de. Ne alakası var? Her sene mesela kilo ver Özgür, kilo ver Özgür, biraz sağlığına dikkat et dedim. Şunu fark ettim ki siz istikrarlı bir biçimde ben her kilo ver dedikçe almışsınız. İnat etmişsiniz yani, hırs yapmışsınız. Kütle çekim yasasıdır. Öyle buna, mi de? Tabii yapacak bir şey yoktur. Tersine dönüyor musun? Lars von Trier, Melankolia filminde ne yapıyor? Güneş ne yapıyor? Gezegen çarpacak diyorlar. Adam çemberi alıyor. Çemberi tutuyor gezegene. Ne yapıyor? Çemberden büyük oluyor gezegen aslında. Küçülüyor. Daha sonra küçülüyor. Ne oluyor? Demek ki yörüngedeymiş, gidiyormuş oluyor. Ondan sonra adam diyor bu bilimsel bir şey zaten. Yörüngeye girecek, çıkacak diyor. Ondan sonra ne oluyor? Gene geliyor. Bir daha geliyor. Hı-hı. Ne oluyor? Bilim dışı. Ne oldu şimdi senin kilonla? Şimdi ben bir taş attım. O taş gider değil mi? Nereye gider? Sonsuza. Benim işte kütlem de öyle. Şimdi benim kütlemin herhangi bir dışarıdan etkisi var mı? F kuvveti geliyor mu bana? Hı-hı. Bir sürtünmemiz var mı? Yok. Kiloyu ben Adana kebabı buradan bastığım için seke seke gidiyorsun. Sonsuz evrende sonsuz hareket halindedir benim kilom. Hı-hı. Özgür Bey, evet. Neler yaptınız ara verdiğimiz süre bir boyunca? Bir bok yapmadım. Bir taşı şuradan alıp şuraya koyduysam şerefsizim. Sadece karbondioksit verdim. Onu da akşamları zor veriyorum. Sen daha iyi karbondioksit veriyorsun durunuzdur benden Deniz Hanım. Özgür Turan'la iyilik ekleri ve özne yüklem sıkıntılı cümlelere hoş geldinizdir. Senin var ya tanımın sefa stresi gibi bir şey yani karşılığı. Sefa stresi. Gerçekten hiçbir iş yapmıyorsun ama sonra stres oluyorsun. Mesela şimdi yapılacak bir işimiz var, tamam mı? Yapman gerekiyor, yapmıyorsun. Evet. Son gün oturuyorsun, ağlıyorsun, diyorsun ki ben ne yapacağım, yetişmedi. Evet. Ama bunu söylerken de elde telefon, app'ten şey söylüyorsun, yemek. Senin kocan bugün yolda yürürken ayağını burkmuş, ayağını. İnsan bir ilgilenir ya. O kadar çok rutine bindi ki dikkat çekilmiyor yani. Özgür ayda bir ayağını burkan, haftada bir zehirlenen bir ayıdır. Bir şey evde değil mi? Dolaşır. Bu türün özelliği budur gibi bir şey oldu. Hayır, şey bu ayak burkuluyor. Buna bir şey yapın. Yetkililer, değerli doktorlar, belediyeler, Kadıköy'de yürüyemiyorum. Yürüdüğüm anda... Hayır, şimdi Kadıköy'e atma suçu. Kadıköy'e nasıl atmayın? İzmir'de de burkuluyordu. İzmir Kayseri'de de burkuluyor. Kadıköy, İzmir arasında... Kayseri'de hiçbir zaman ayağım burkuldu. Hayır, Kayseri'de hiçbir zaman ayağım burkulmadı. Kırıldı ayak. Bir kere. Eşekten düştüm, kırıldı Kayseri'de. Köyde beni eşeğe bindirdiler. Eşek arı bir şey görmüş. Şahlandı eşek. Düştü, belki ayağımı kırdım. Seni okula döndüm, utandığım için arkadaşıma dedim ki attan düşüp ayağımı kırdım.
Her özel günde bu ayak burkuluyor. Şimdi... 30 Ağustos duymuş Abdullah Gül gibi. Ayağım burkuluyor burada. Ayağım acıyor. Bir tane söz yok bana karşı. Sanki ayağımın burkulmasının suçlusu benmişim evet, gibi. Evet sensin. Nesi ben normal yolda yürüyorum. 150 kilo olman sorun. Taşıyamıyor. Ayakçık ne yapsın? Ayağın görevi ne? Ayakçık nereden bilebilir senin bu kadar kilo alacağını? Ben aynı kilodayım. Bir, o yani ister yavaş miydi? Yavaş sor alıyorum. Bakayım İnsan ayağını alışır. İster miydi senin ayağın olmak? Ya şimdi Deniz Hanım çok mantıklı bir şey söyleyeceğim. Bak değerli arkadaşlar. Tamam bu dediğiniz doğru olarak kabul ediyorum. Yani ben koşmuş muyum? Futbol mu oynamışım? Bir şey mi yapmışım? 10 dakikada bir yerden bir yere yürüyeyim. 150 kiloyum diye sabit evde mi oturayım? Yeter ha yürümeyeceğim bundan sonra. Böyle duracağım. Biraz ben kilo ittirim. Ver ondan sonra yürümeyi dene. Özgür Bey düşündüm. Siz bir star olarak Michael Jackson'a benziyorsunuz. Kariyer anlamında mı? İkiniz de ölüsünüz ama yaşadığınıza dair bazı şüphelerimiz var. Michael Jackson'ın yaşadığına dair kanıtlar benim yaşadığıma dair olan kanıtların üstündedir. Çok doğru. Michael Jackson şu an hayatta mı değil mi? Özgür Turan şu an hayatta mı değil mi? Michael Jackson'da daha çok şüphelenirsin. Lan hayatta mı diye. Ben ölmüşüm. Ben bundan 2 sene önce ölmüşüm. Ayaklardan başlamıştınız. Ayağım ölmeye başlıyor zaten. Yavaş yavaş yukarı çıkacak. En son kafa kalacağım herhalde. Böyle ilginç çizgi filmlerdeki gibi kalacağım. Ondan sonra gidecek. Ben öyle tahmin ediyorum yani. Ben bir de bu şeylerden almak istiyorum ya. Buraya tutuyorlar ya böyle işte 15 yıldır sigara içiyor falan. Bunlardan hani... Neden? Konuşmak neden? İstemiyorum çünkü. Ses çıkarmak için ben yoruluyorum şu an ses çıkarken. Şişmanlar bilir bunu hani. Şişmanlar biraz sessiz konuşur ya. Nefesimiz yetmiyor çünkü. Bundan alacağım böyle. Ya bir şey söyleyeceğim şimdi bak söylemem diyordum. Söyle be söyle. Aklına karpuz kabuğu karıştırma diye bir deyimimiz var mıydı? Yanlış mı? Neydi o? Değil mi? Bir kere eşeğin bir tarafına su mu kaçıyordu? Ya eşeğin... Allah seni kahretmesin. Ne söyledim ya eşeğin bir tarafına su mu kaçıyordu? Senin bu bilinçaltını da. Ya ne bilinçaltı bunlar atalarımızın yıllarca tecrübe ortaya çıkarmış olduğu sözler. Sen ne hakla bunlara bunu söylersin? Atalarımız uzun süre eşekle birlikte belli bir hayatta deneyim kazanıp ona göre bir söz ortaya çıkarmış. Burada sen bunu nasıl aşağılarsın bu deneyimi? Sonra diyorsun ki Ruhan'ı konuk alalım bir bölüm. Ya ne dedim çocuk baba eşek ne işte arkadaşım eşek oğlum falan filan yani eşek kötü bir şey mi? Eşeğin bir tarafına su kaçmış diyorum. Bu bir hakaret mi? Eşeğin bir tarafına su kaçırıyoruz değil mi? Bu kesin bu Cemre. Karpuz kabuğu yok mu? Karpuz kabuğu nasıl kaçabilir? Eşek var ama değil mi? Hah. Tamam ben onu bak eşeğin aklına bak şimdi, karpuz kabuğu sokmak. Da... Buradan şimdi eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmeme istemiyle bir cümle söylemek istiyorum. Bilindiğiniz gibi sürekli internette şöyle haberler görmüşsünüzdür. Bilgilerimiz satıldığı, bilgilerimize ulaşıldığı, bilgilerimize bilmem ne olmuş falan diye. Benim de adres bilgilerim, telefon numaralarım bu ortamlarda satılıyormuş. Sağ olsun buradan çeşitli arkadaşlar benimle iletişime geçip duruyorlar. Şimdi daha da artacak sayısı. İşte eşeğin aklına karpuz kabuğu getirme. Bravo. Cuk oturdu oraya şimdi onu söylemek istedim ama bunu da uyarmak istedim. Aa sen benim izleyicilerime eşek diyorsun. Hayır sizin izleyicinize eşeğin aklına karpuz kabuğu getirme diyorum. Yok sizinkiler eşek diyor. Evet. Doğru. Bu niye düzelmemiş? Bunun o fonu niye hala bozuk? Aa, yani? Lütfen bu böyle kalacak. Nasıl böyle kalacak? Bunu buradan havadan uçuruyoruz şimdi. Değerli arkadaşlar bunun altında if falan yok ha. YouTube'daki kamera ayarlarınızla falan oynamayın. Bu havada asılı kalıyor şu an. Bu nedir? Bu bir prodüksiyondur. Bunu buraya bir prodüksiyon yapılmış. Bunun o fonunu niye düzeltmediniz? Hatırası var, anısı var. Nesi hatırası? Hatırası benim kafamda zaten. İşte, buna tamam. Kafamızı çarptık. Bunun o fonunu kırdık ve bu o fonu düzelmemiş. Benim kafam da tamir edilmedi. Bunu kim yapacak yok, bunu? Yok bu düzelmeyecek. Biraz ortamla ilgili bir şeyler söyleseniz o bakın bir sürü şey değişmiş. Evet çok şey değişti. En özellikle başta. Ben bambaşka bir özgür olarak buradayım. Bundan sonra bu programda kimseye sallamayacağım. Kalta hariç bir tek kalta sallayacağım. Salla hadi. Önce biraz izlemem lazım. Erkeklerle de kanki olmak çok kolay ya. Kadınlarla arkadaşlık kurmak için işte onların derdini dinleyeceksin, dert anlatacaksın, buluşacaksın, sohbet edeceksin sürekli. Erkekler de öyle değil. İkiniz de futbol takip ediyorsanız yakın arkadaşsınız. Ben Galatasaray Şalke maçı hiç unutmuyorum. 2013. Bornova'da izliyoruz. Son gol attı bu. 2-2'ydi maç. Umut Bulut gol attı 3. golü. Tanımadığım bir adamla sarılarak metroya gittim. Tanımıyorum yani. Sarıldık beraber. Lay 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 bilmem ne falan. Metrodaydım sonra.
Kendime geldim ve o da kendine geldi herhalde, ayrıldık. Ama o arasını hatırlamıyorum mesela. Hayatımda ilk kez mesela millet der ya, abi ne oldu hatırlamıyorum falan. İlk kez başıma orada geldi. İşte futbol yani. Böyle bir şey Özgür. Futbolu bırakman lazım. Futbol izlediğim için utanıyorum. Bundan dolayı şu açıklamayı net bir şekilde yapacağım. IPTV kullanmayı bırakıyorum. IPTV kullanmayı bırakıyorum. Sevgili Acun Ilıcalı, maçları korsan izlemek suçtur diyor. Katılıyorum sevgili Acun Bey. Sene 2014 TV8'de benim çok hırsızca bir espri videom benden izin alınmadan yayınlandı. Ben de gittim iki tane IPTV'den Eksen Spor maçı izledim. Hakkınızı helal edin. Bu bana ters. Ben şimdi alıyorum. Cedat Hocam niye dikkat etmiyorsunuz? Ben niye solağım diye dışlanıyorum. Ben böyle tutarsam ne oldu? Bozuk mikrofonu ben kardeşim, görüyorum. Kardeşim dünyada hangi şey azınlığa göre yapılmış? Ama hangi bu şey? Özel yapılan bir şey. Zaten bozuk mikrofon bardağından kaç tane var? Bunu alacaksın ve şuraya yapıştıracaksın. Hayır, bu kadar basit. Kendini sana göre şey mi kanalize mi edecek? Oğlumuz solak mı sağlak mı? Ne zaman belli olacak o? Belli olur herhalde artık. Eline bir şey atıp engelle tutup. Sanki sağlak, sağlak gibi sağlak duruyor değil mi? Solak olduğu nasıl belli olur? İlkokulda anlarız yazmaya başlayın. Öyle mi? Okuma yazma bilmiyorum. Yani kalemi tutmayı bilmiyorum. Yazmayı bilmiyorum. Şimdi benim elime verdiler kalemi. Ben sağ ele tuttum yazdım. Şimdi sen solaksın. Sana verince sen sağ elle istemiyor mu canın? Canım istemiyor benim. Yani onu anlamıyorum mesela. Solla ben şey mi diyorsun? Ben solla yazayım daha rahat mı ederim diyorsun. Sen mesela solla yazınca nasıl hissediyorsun? O zaman solla başlayaydım diyorum. Herkes yani solla yazdırılsaydı ben sanki solla yazarmışım gibi hissettim. Yok lan öyle bir şey değil o. Nasıl öyle bir şey değil? Mesela araba kullanıyorsun. Vites sağda değil mi? Evet. Solaklar için solda vites yok ki. İşte hiçbir şey zaten. Ya niye olsun işte? Bu arada iş kazalarının çoğunu solaklar yapıyormuş. İşte yani uğraşsanız da biraz. Ama ne? Ya kardeşim nasıl? Ben... Görüyor musun? Ya bütün toplum sana kendi göre ayağı bu. Bana anlat. Gebeş kaplumbağa. Kanalize mi olacak toplum sana? Ben mesela ben tam tersi olsam ben sağla yazardım. Ne var yani çok? Sen yaza hiç mi olmuyor? Olmuyor ne? Yazamıyorsun. Ne? Ben solla biraz yazıyorum. Çok geliştirsem solla da yazarım yani. Yaz lan. Haftaya geleceğim solla yazacağım tamam. Burada. Buradan değerli bozuk mikrofon izleyiciler. Haftaya gelip solla öyle bir yazacağım ki şok olacaksınız. Doktordan iyi yazarım lan iki güne sol elimle. Herhangi bir doktordan daha iyi reçete yazacağımı iddia ediyorum sol elle. Doktora da sallayası yok doktora sallamıyorum. Allah belanızı verdi zaten ülkeye bak. Gidiyorum ben mesela bir tarafım ağrıyor. Gidiyorum doktora muayene oluyorum. Sonra dövüyorum mesela bu doktoru. Bu çok saçma değil mi lan? Niye doktor dövüyoruz mesela? Bence hemşire falan döv. Bir şey söyleyeceğim. İlişkilerde şöyle bir şey var mesela. Sallıyorum arabada gidiyorum tamam mı? Mesela önüme bir tane adam kırdı. O an sinirliyim. Mesela eşiniz ya da sevgiliniz bir şey soruyor. Ona da sinirli konuşuyorsunuz. Eşiniz ya da sevgiliniz diyor ki bana niye sinirleniyorsun? Ben sana sinirlenmemişim ki. Sinirlenme bir hal. Ben o hale girmişim. Ben şunu yaparsam çok gerizekalıcı olmaz mı yani? Ulan şerefsiz seni öldüreceğim aşkım. Seninle ilgili de falan. Ya bu delice değil mi yani? Ben hani ona sinirliysem hayır, de, o sinirden de birazcık sana da gelmesi normal hayır, yani. Hayır gelmeyecek. Nasıl gelmeyecek? Gelmeyecek. Oğlum, nasıl yapacağım öyle onu? Öyle bir ayarla şey kendini. Ben o zaman hiç sinirlenmemem lazım. O zaman bana bir ağrı kesici narkoz markoz bir şey vereceksin. Hayır sen ne yapıyorsun biliyor musun? Ne ben yapıyorum? Geliyorum mesela diyorum ki Özgür nasılsın iyi misin bir sorun yok değil mi? Yeter artık yeter ne soruyorsun? Öyle. Hayır yeter, kıvırmayacaksın. Yeter, yok neymiş efendim yolda arabada gidiyormuş sinirliymiş de demiş ki ay nasıl ben sana da sinirleneceğim. Hiç de öyle bir şey yok. Güzel taklidimi de yapamadım. Hiç de öyle bir şey sinirimden yapamıyorum zaten. Ha sen şimdi hadi yapma. Sana sinirliyim ama. Ne oldu? Niye sinirlendin? Bana niye sinirleniyorsun? Hayırdır? İşte anlatıyorum. İşte arabada bak, gidiyormuş. Sinirliymiş. Terbiyesiz. Geçenlerde İlker Bey... Ne olmuş gene? Gene ne yapmış? Linçlenmiş de onu diyecektim. Allah Allah. İlker Canikli'nin linçlenmiş. Ben sana çok ilginç bir haber vereyim. Mesela tamam. Dün İlker Canikli'nin linçlenmedi. Bu bir haber... Maaş mı vermiyormuş? Hayır maaş veriyormuş ama standart düzeyde veriyormuş. Standart düzeyde veriyormuş? Bu mu eleştirilmiş? Stajyerlere 3500 veriyormuş. Yani öyle az miymiş? Az değil mi 3500 para az? Az bu arada az. Yol yemek de var mı içinde? 3500 para. Mesela ben de çalışırsa mesela ben öyle bir şey katliyette kabul edeceğini düşünmüyorum mesela. Birinin bana yemek hakkı verdiğini düşünsene. Multinet falan bir günde bitiririm. Yok ya kölelere bile yemek veriyorlar yemek. Kölelere yemek veriliyor mu ya? Verilmiyor mu? Nasıl yaşayacaklar? Ne bileyim köle işte umurumuzda mı?
Prens Charles da stajyerdi. 70 yıl boyunca stajyerlik yaptı. Sonra kral oldu. Aa, hiç bu açıdan değil düşünmemiştin değil mi? Bence bu stajyer arkadaşlarıma motivasyon konuşmam. Prens Charles stajyer. Başka böyle uzun vadeli stajyerlik yapan var mı? Kılıçdaroğlu. Aa, ben de ne eksik diyorum. Ne eksik? Siz bugün hiç benim güzelliğimden bahsetmediniz. Evet. Görüyor musunuz? Doğru. Ya böyle? İşte siz böylesiniz. Neyim ya? Sizde bir değişiklik var bu aralar ya, hayırlısı. Ne işler oldu? Ne fındıklar kırıyorsunuz arkadan hiç mı? Bilmiyorum. Böyle şeylerde gülünce kesin yapıyormuş gibi oluyor. O yüzden kendimi tutamıyorum ya. Fındık kırma ne demek Deniz Hanım? Sizden gizli kapaklar olarak fındık kırıp yesem bu da ilginç olur mu mesela? Hani kiloluyum, fındık yememem lazım. Ya da fındık alerjim var mesela, çok hoşuma gidiyor. Yok, siz onu göstere göstere kıza kıza yapıyorsunuz. Çat çut diye kuruyorum değil mi? Baltayla kuruyorum. Siz zaten güzel olduğunuzu birçok bozuk mikrofon programında zaten arka arka tescillendi bu artık yani. Bunu yaptınız siz. Bunu kimse sizden beklemiyordu. Kimse demiyordu yani, Deniz Hanım gitgide daha güzelleşsin diye toplumun bir isteği yoktu. Siz ama bunu yaptınız. Yani gitgide daha da güzelleştiniz ve geriye de dönecek gibi de durmuyorsunuz. Gidiş o gidiş yani, hani bir orada bir ulaşacağın bir hedef var. Senin kilo alman gibi ha, değil mi? Yani bir... Ben kilo aldıkça sen güzelleşiyorsun. Ben de ondan kilo veresim gelmiyor. Ne kadar daha güzelleşmeyi düşünüyorsunuz? Nereye kadar gidecek bu? Düşünüyorum kafamda, başka bir güzellik unsuru ekleyemiyorum. Yarın görüyorum. Beklediğim övmeyi alamadım ama. Olmadı mı? Hı-hı. Yaratıcı övmeler vardı. Yaratıcı övme neydi o? Dün daha neydi? Dün güzeldin, yarın. Bu yarın şimdikinden daha kötüsün. Deminden şimdi daha kötüsün. İyisin. Şu an çok güzelsin. Gitgide güzelleşiyorsun. Demek ki az önce güzel değildin. Bugüne göre daha kötüydün. Şu anda güzelsin. Peki dünden önceki gün? O da gitgide işte güzelleştiğin için. Çarşamba. 2 hafta önce rezalet durumda. Gitgide güzelleşiyor. 3 sene önce bakayım Allah kahretsin bunlar insana dönecek bu daha falan diyor. Bakarken birden takdir evrimsel süreçte evrim ağacı gidiyor, evet. Evrim bahsediyor. Ağacına da sallamayacağım bundan sonra. Gerçekten mi? Evet. Boşuna evrimin reklamını yapıyorum durduk yere. Ne Darwin'den bir para almışım. Ama ne... sizin gösterinize geldi. Aa, bundan bahsetmiştik zaten. Eski. Bak o arada şey yapmadığımız buradan ortaya çıktı. Arayı tak diye bağladık değerli arkadaşlar. 7 ay öncesinden örnek veriyor kadın. Aradaki 7 ay yok. Ayın kaçı bugün? 11'i mi 12'si mi? Nasıl? Ha yok, şey olarak ayları da sayıyoruz ya biz. Mesela Haziran 6 mesela. Ayın kaçı demedin mi? İşte şey ama tam... ayın hangi numarasını aydayım? Merak ediyorum. Onu nasıl sormam lazım? Ayın rakamı oluyor ya. 09. 9'dan. Şu an 09'dayız değil mi? Evet. Nasıl kaç soracağım? Tane ayımız var Özgün? Yok biliyorum canım. Biliyorum da şunları böyle basit sorular çalıyor. Beni kamera çekmeden soruyormuşum. Güzel oynadınız. Neyi? Bir de size oyuncu değil diyorlar. Kim diyor bana oyuncu değil diye? Ben hiçbir şekilde bir oyunculuk eğitimi almadım. 32 yaşındayım. Hiçbir şekilde oyunculuk eğitimi almamışım. Hiçbir oyunculukla ilgili hiçbir şey okumadım. Şu halimle beni bir diziye koy, Hande Erçel'den daha iyi oynamazsam şerefsiz. Onun fanları var. Kimin? Hande Erçel'in. Ne diyorsun ya? Ne? Kötü oyunculuk fanı mı? Mahkemeye de veriyormuş bu arada. Değil mi? Kötü oyuncu dedim diye mi? Versin ulan mahkemeyle kötü oyuncu olduğunu ispat etmesin. O savcılık karşısına belgelerle çıkacaktı. Şaşır falan diyeceğim böyle şey oluyor ya. Audition. Şaşırın Hande Hanım. Audition verdiniz mi hiç ya? Çok komik geliyor. Şaşır diyor böyle mesela. Gül diyor falan. Hande Erçel bir audition vermiş midir? Çok merak ediyorum yani. Mahkeme verirse beni o kaydın yayınlanmasını isterim. Şeyde vermiştir herhalde Güneş'in Kızları'nda falan. Kötü oyuncu bir hakaret mi? Belki onur kırıcı olabilir. Nesi onur kırıcı? Kötü oynama o zaman. Ama elinde olan bir şey değil. Nasıl elin? Oyunculuk yapma. Bu ne kardeşim? Hayret bir şey ya. Bu mesela 100 metre yarışması. Ben şimdi 100 metre yarışmasına giriyorum. Ama ekmek parası. Şimdi bak hemen bir şey söyleyeceğim. 100 metre yarışmasına giriyorum. Usain Bolt falan koşuyor 9 saniyede falan. Ben bir gidiyorum 45 saniye. Sonra bana diyorlar ki Özgür yavaş koşuyor. Vay efendim sen şişmanları aşağılıyor musun? Ben yavaş koşmuyorum. Lan kötü oynuyorsun işte. Birçok kişi sana kötü oyuncu diyorsan kötü oyuncu değil misin sen? Sana da söylerler ama sonra. Söylesin, kötüysem kötüyüm. Söylenebilir, ne var bunda yani? İyi mi diyecek? Popolayacağız mı? Ama her çıkan kadın oyuncuyu alkışlayacak mısın? Ama üzülürse? Kim? Hande Hanım. İşte bizim kadar üzülmüyor ki. Ben de üzülüyorum abi. Kötü oyuncu benim suçum ne? Ben bir izleyici olarak iyi oyuncu görmek istemiyorum. Hande Erçel iyi bir oyuncu mu? Ben neyi beğenmiyorum. Ha, suç mu bu? Ama ben güzel bir üslubla... Eğer bu suçsa beni alsın hakim.
Yok, bu arada yaptıklarımın hepsi şakadır. Hande Erçel kötü bir oyuncu değildir. Hiç cipsi yemediniz ya sizden. Evet, tokum çünkü bugün tok geldim. Ondan mı 2 kilo su içtin? 2 kilo. Olabilir, su kilo olabilir değil mi? Bazen öyle deyince cahil gibi gözüküyor ama kilo suyu ben kiloyla... Cahil dedi bana. Yani estağfurullah, öyle cahil gibi gözüküyorsun bazen. Benim bazı Kürt alışkanlıklarım var. Ne Kürt alışkanlığı nedir o mesela? Evet, işte mesela daha doğrusu kilo dedim ya. O nedir? Sen su i̇şte, içtin. Su 2 kilo su içtin. 2 kilo Kürt su içtin. İzmir'den yeni döndüm ya, ondan olabilir. Burada beni etnik kimliğimden dolayı aşağılamaya çalıştın. Hayır, hiç de öyle bir şey yapmadım. Seni aşağılayacak olsam etnik kimlik dışında elinde bir sürü koz olmasına rağmen bir tanesini bile ortaya çıkarmadım. Söyle, buyur söyle. Hayır, hayır söyle. Bu program uzun Deniz Hanım. Söyle söyle. Daha sen hayırdır bu. Daha kaç sezon gidecek? Daha kaç sezon gidecek? Beni burada konuştur tutturmayın. Hemen anında bu sezon bitiririm. Ruhan gelecek mi? Ruhan gelirse konuşmalarına dikkat edeceksin. Ya ben bu programda ne söylemişim program. Ki? Ne söyledim? Neler, küfür neler? Ettim mi şu an ben mesela bu programda? Ama ediyorsun normalde. Ne diyorum? Sıçtığımının diyorum. Sıçtığımının küfür mü? Sıçmışım. Zaman kipiyle sıçtığım şeyi çekiyorum. Zaman kipiyle. Küfür mü bu? Ama ondan sonra çocuk sıçtım der. Desin, ne olacak? Kelimelerine çok dikkat etmen lazım. Küfür olmasa bile. Hayır, geçen etmiyorum. İzmir'den dönüyoruz. Annem Rohan'a hoşça kal görüşürüz dedi. Rohan kapıyı kapattı ve aynen şöyle söyledi. Oh be, kurtulduk İzmir'den. Acaba kim söyledi? Bilmiyorum oğlum, belki CHP belediyesini gördükten sonra. Sabah uyanınca aynaya bakıyor musunuz? Tabii ki de. Ben bakmamaya özen gösteriyorum. Ağzımı, yüzümü, dişimi fırçalarken moralim bozuluyor yani. Bakmıyor ya, yok, musun? Yok, böyle gözü kapalı mı düşün? Yani çok. Mümkünse gözümü kapatırım. Senin kadar kendini inceleyen bir insan daha yok. Neyim inceleyen? Yüzümde, şuramda şöyle olmuş, buramda böyle kadın, olmuş. Kadın, terbiyesiz kadın, buram ölüyorum, ölüyorum. Sakallarımda İzmir'e bir gittik, bir egzama çıkmış. Başladı. Ben de Türk bayrağına döndüm. Kıpkırmızı suratım var. İzmir'e geldim de CHP bayrağı gibi dolaştım. Bütün İzmir'de konakta. Bir ağzım açıp bir şey söyledim mi? Yolda gören arkadaşım bağırdı, Özgür yüzüne ne olmuş, tövbe estağfurullah falan diye. Eve gittim, adam WhatsApp'tan kram attı bana. Evet, bitirelim artık. Hadi. Artık kurguda yapın bir şeyler. Ben yoruldum. Değerli... Sen erken yorulmaya başladın. Ben evet. Buradan sevgili Cevdet hocamıza çok teşekkür etmek isterim. Kendisi yoruluyordu. Haftaya Cevdet hocamızın neden yorgun olmadığını açık. İnanılmaz bir şey artık. Hani artık 1 milyon mu izlenir? Halk merak içerisinde yani. Bunu ben keşke alıştıra söyleseydim ya. Şok olacak abi şimdi. YouTube serverlarına falan şey yapsın. Haftaya neden Cevdet Canver neden yorgun değil? Artık ama. Artık. Önemli bir şey. Hiç yorulmuyor. İnşallah yani 3-5 tane siyasi kimlik beni aramaz. Hani Özgür Bey, biz önceden söyleyin de bilelim. Hani ülke karışıklı. Neden yorgun olmadığını açıklayacağım diye. Aa, İnşallah senin gösterine Ümit Özdağ geldi. Evet, doğru. Onu da bir sonraki. Neden geldi? Onu da anlatamıyorum. Baturay'ın gösterisine de gelmiş. Kardeşim benim de geldi. Ben de anlatabilirim esprimi. 2 dakika bekledim. Canım onu yaparsın. Seninkine zaten Meral Akşener gelmiş, Baturay. Onu anlatsana. Bana gelmedi. Bana geldi Ümit Özdağ. Bana da geldi. Ben ne anlatacağım? Bana bir tane Ümit Özdağ gelmiş. Ben onu anlatacağım. Sen gideceksin Meral Akşener anlatacaksın. Deniz Göktaş da başka HDP'li falan. Bana Ümit Özdağ geldi. Bunu benim anlatmam lazım. Sen Meral Akşener anlat. Canım sen de punchline'ını farklı yap, anlat yine. Ya anlatıyor diyor, Ümit Özdağ gösterime geldi. Tamam, benim de geldi. Tamam, bu bir şaka değil ki zaten. Ne? Ama bana Meral Akşener gelmedi. Ama şaka bu değil. Bana başka biri gelmedi. Baturay'a Doğu Perinçek de gelmiş. Geçen şeyde onu anlattın. Dolaşıyorsun zaten Ankara'da siyasi. Ne anlatacağım şimdi? Ümit Özdağ'la ilgili yapılacak espri kalmadı. Sen... Adamın zaten %3 oyu var. Ne kadar farklı espri yapabiliriz? Sen çok bence abartıyorsun. Neyini abartıyorum? Bir konu var. O konu üzerinde herkes istediği şakayı yapabilir. Ya aa, kardeşim, bu şakalar farklı olmak zorunda. Ya şu an bak, Ümit Özdağ kaç tane stand-up'a gitmiş? Ümit Özdağ açık mikrofona mı çıkıyor? Ümit Özdağ da... Kadıköy'de... Ümit Özdağ Kadıköy'de komediden mi arıyor? Dur bir sakin ol. Aylak barda gördüm Ümit Özdağ'ı. Zaten adam 2 tane komedine gelmiş. Tamam, biri benim. Sen git espri yapabilirsin. Dünyada bu espri yapabilecek 2 kişi var. İşte şimdi Baturay burada olsaydı, burada Baturay'la konuşsaydık bunu daha iyi değil ya miydi? Ya neyini konuşacağız? Diyorum ki konuk alalım diyorum. Konuk almıyorlar ya. Sırf uğraşacak diye.
Arayacak konu... ya Baturay gel diyecek diye. Ya konu geç kardeşim, burada çok önemli bir şey anlatıyorum ben. Beni dinlemiyor musunuz? Dinliyorum, çok da ciddiye alıyorum. Hala konuk konuk diyorsun. Ümit Özdağ çağıralım, gelsin soralım. Diyeyim bu Kürt diyeyim ne yapayım. Ümit Bey diyeyim bu. Ümit Bey bu. Ben değilim bu diyor. Mahkemeye sunacağım bunu. Neyi mahkemeye sunacağım? İzleteceğim mahkemede. Nesi? Neyini? Bu da Kürt'ü de bipler miyiz bu arada? Hayır, biplemeyeceğim. Açık açık koyacağım. Açık açık. Niye? Hatta belki biraz da sesini arttıracağım. Sen bir tane siyasetçi gelmesi gerekiyor, göster sahnedesin. Kim bana, istersin? Bana mı? Erkan Baş. Erkan Baş mı? Yazıklar olsun işte, sen busun. Seçimden sonra hala Erkan Baş'ta Erkan Baş. Beni... Akıllı olmadın mı? Erkan Baş'ın siyasi kimliği beni ilgilendirmiyor. Nesi ilgilendiriyor Erkan Baş'ı seni? Terbiyesiz kadın. Erkan Baş'ta Erkan Baş. Sen Erkan Baş izlesen olur, izlesen olur gösterini. Neyden Erkan Nerede Baş? Nerede Erkan Baş hakikaten? Erkan Baş çıksa stand-up yapsa daha iyi değil mi? Daha çok kişiye ulaşmaz mı? Ulaşır. Zaten çok fark yok açıklamalarının. Ha bak, tüm açılardan şu an kadrajdayım. Kendimi ayarladım. Demek ki açılar iyi ayarlanmış. Bak sıkışarak bile kadrajdan çıkmıyorum. Değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İlkin günahı olmaz değerli arkadaşlar. Başladık. Bundan sonra ben 12 bölümden sonra sayarım. 13'te buraya geleni çok ilginç şeyler yapsınlar. 13'te yokum. 12'ye kadar sayın, sonra giderim. Tamam. Sen saymayacaksın, biz sayacağız. Neyi? Bölümü mü? Ayda bir olsa güzel bak, ayın da sayıları var, bölümün de sayıları olsun. 12 Aralık'ta bitsin. 3, 2, 1. Hahahaha.